Efendim bakış programına hoş geldiniz. Depremi konuşmaya devam ediyoruz. Depremin etkilerini konuşmaya devam ediyoruz. Depremin sigorta sektörü üzerindeki yansımalarını, depremde oluşan hasarın veya zararın ne kadarının sigorta sektörü tarafından karşılanacağını, aynı zamanda toplam ekonomik kaybın ki çok fazla üzerinde konuşuluyor. Kimileri 84 milyar deniyor. Dünya Bankası farklı bir rakam ortaya koyuyor. 50-55 milyar dolar bir fiziki ekonomik kayıptan bahsediyor. Yurt dışındaki kimi kurumlar 100 milyar doları geçeceğini söylüyor. Altyapı zararlarıyla dahil. Tabii kritik soru şu, bu zararın ne kadarı sigorta sektörü tarafından karşılanacak? Bu önemli soru. Halen de çok gündemde gelmeyen, pek de konuşulmayan, çünkü hasar tam olarak ortaya çıkmadı. Daha yeni hasar tespit çalışmaları yapılıyor, daha yeni enkazlar kaldırılıyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde biraz daha fazla konuşulacak bu konular. Biz şimdiden biraz girizgah yapmak istiyoruz. Bölgedeki sigortalılık oranlarını ve sigorta şirketlerinin neler yaptığını konuşmak istiyoruz. Bir parantez daha açıyoruz biz buna. Aslında deprem ve afetler konusu bütün dünyadaki büyük grupların yapmış olduğu yıllık global risk analizlerinde yer alan faktörlerdi. Bunun nasıl gerçekleştirildi, ne kadarı gerçekleştirildi? Bunları da bu programda süremiz el verdiğince konuşmak istiyoruz. Efendim Zürih Sigorta CEO'su Yılmaz Yıldız canlı yayın konuğumuz. Arkadaşlarımız bize ulaşacağınız sosyal medya adreslerini paylaşacaklar. Noyan Doğan Instagram ve Twitter adresi üzerinden de soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz. Evet efendim, büyük felaketin toplam ekonomik maliyetine ve sigortaya maliyetine bakış başlıyor. Evet efendim, Zürih CEO'su Sayın Yılmaz Yıldız. Hoş geldiniz Sayın Yıldız. Hoş bulduk. Nasıl görüyorsunuz? Ben şimdi girişte biraz bahsettim. Biz sizle dünya ki sizin Davos'ta da mesela sürekli bir yıllık global riskler çalışması yapılıyor. Biz de sizle birlikte bu ekranda o risklerin neler olduğunu, önümüzdeki sene hangi riskler olduğunu paylaşıyoruz. Ve o risklerde de hemen hemen afetler hepsinde gözüküyor. Evet. Buradan 3 nokta diyeyim, devam edin, alın sözü. Evet, tabii baktığınızda biz sizinle yıllardır global risk raporunu Davos'la hemen hemen aynı günlerde konuşuyoruz. Bu yılki rapora da baktığımızda, daha önceki yılki raporlarımıza da doğal afetler ve olağanüstü hava olayları hem kısa vadeli hem orta vadeli İlk 5 risk içerisinde, hatta ilk 2, ilk 3 risk içerisindeydi. Bu yıla da baktığınız zaman kısa vadeli, yani önümüzdeki 2 yıllık risklere, birinci sırada hayat pahalılığı, enflasyon vardı. Global olarak biliyorsunuz bunları global olarak yapıyoruz. İkinci sırada da doğal afetler vardı. Orta 10 yıllık perspektive de baktığınızda ilk 5 riskin 4'ü doğal afetler, olağanüstü hava olayları, küresel ısınma gibi konular üzerineydi. Dolayısıyla bu doğal afet dediğimiz zaman da sadece deprem değil, sel var, kuraklık var, fırtınalar var, yangınlar var, tsunamiler var, çok geniş bir yelpaze. Öyle ki tabii hani acımız çok taze, deprem acımız. Global olarak, küresel olarak da baktığınızda her yıl tabii giden canları yerine koymak mümkün değil. Ekonomik risklere baktığınız zaman dünyada da 350 milyar dolarlık her yıl bu olağanüstü hava olayları veya doğal afetler nedeniyle ekonomik kayıp oluyor. Her yıl 400 ila 500 bin insan ne yazık ki hayatını kaybediyor ve 2 milyar insan da şu ya da bu şekilde olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla global bir trend bu. Bundan 5 yıl öncesine baktığınızda bunun yarısı kadardı. Fakat küresel ısınmayla beraber doğal afetler ve olağanüstü hava olaylarında ciddi bir artış var. Türkiye'ye de baktığımızda şu an
deprem var ama hatırlarsınız daha 2021 yılında orman yangınlarından bahsediyorduk. Orada 53 ilde 300'e yakın orman yangını olmuştu. Batı Karadeniz'de hatırlarsanız sel felaketi vardı Kastamonu, Sinop, Bartın'da. Ondan önce Ege Denizi'nde İzmir'e vuran deprem, Trabzon'da birkaç yıl öncesinde Yıldırım gibi. Dolayısıyla global olarak da dünyada da Amerika, Avrupa dahil tüm dünyada, Türkiye'de de doğal afetler ve olağanüstü hava olayları artarak devam ediyor. Ve bu devam edecek. Son 5 yıllık sürece baktığımızda zaten Türkiye bazına baktığımızda işte Elazığ, Van, Malatya, İzmir depremlerini zaten yaşadık. Tabii. Bu tabii daha farklı. Yani gerçekten asrın felaketi, görülmemiş ve görülemeyecek bir deprem. Ama herhalde sizin söylemenizden şöyle bir şey anlıyorum. Hani biz coğrafya olarak da depremleri yaşıyoruz ya da diğer afetleri yaşıyoruz ama galiba hani biraz unutuyoruz zamı getirmeye çalıştınız. Doğru. Sanki öyle algıladım. Doğru. Şimdi baktığınızda deprem riski Türkiye'yi ele alırsanız Türkiye'nin yaklaşık yüz ölçümünün %70'i şu ya da bu şekilde yüksek deprem riskine maruz. Hı hı. Bunun için bir sürü farklı araştırmalar var. Bizim sigorta sektöründe kullandığımız Cresta alanları var biliyorsunuz. Yani İç Anadolu'yu bir tarafa koyarsanız Karadeniz'in çok ucunu şöyle iki tane çok ciddi hat var orada ve bu depremler kaçınılmaz. Bu bir olasılık hesabı zaten. Bunlar oluyor. Tabii son deprem, sigortacılıkta depremler belli kategorilere ayrılıyor. İşte 50 yılda bir olan, 100 yılda bir olan, 250, 500 ve 1000 yılda bir olan. Hı hı. Bu son yaşadığımız talihsiz deprem 500 yılda bir olan bir deprem. Ve alan olarak da neredeyse İngiltere büyüklüğünde bir alanı kapsadığı için, iki ardı arda deprem olduğu için ve yapılaşmanın ne yazık ki olması gereken kalitede olmadığı için tabii çok vuran bir şey. Yani 500 yılda bir olan bir afetten bahsediyoruz. Bir şey soracağım Yılmaz Bey. Sizler tabii sigortayı yönetirken aslı işiniz sizin riski yönetmek. Tabii. Doğru değil mi? Yani geri kalan hani işin fiyatlandırmasını düşünüyor. Ama asıl konu olası olan riski yönetmek. Siz şimdi mesela Türkiye'de yabancı sermayeli bir şirketsiniz. Siz Türkiye'deki deprem riskini nasıl yönettiniz, yönetiyordunuz? Mesela 2023 yılın başında bu riski öngörerek bir şey yaptınız mı? Evet, bir deprem olacak tabii ki. İşte buna göre işte hazırlığımızı yapalım, buna göre yönetelim, buna göre teminat verelim, buna göre çalışalım. Bunları böyle yönetiyorsunuz değil mi sizler? Tabii baktığınız zaman sigorta şirketleri, hele ki Zürich grubu olarak biz sadece Türkiye'de değil deprem riskini tüm dünyada global bir şirket olduğumuz için bunu yönetiyoruz. Türkiye'ye baktığınızda şöyle biliyorsunuz artık adrese dayalı bir sistem var. Dolayısıyla biz hem bireysel konut tarafında hem ticari, kurumsal büyük riskler, fabrikalar tarafında adres bazlı olarak her bir riskimizi biliyoruz. Bu adreslerin deprem olasılığını da biliyoruz. Buna göre toplam ne kadarlık bir risk aldığımızı biliyoruz. Bunu belli modellemelerin içine koyuyorsunuz. Çünkü deprem bir yerde oluyor. Türkiye'nin tümünde veya belli bir coğrafyada olmadığı için. Buna göre Türkiye'de ne kadar bir toplam risk aldığımızı belirliyoruz. Onunla beraber bu riskin ne kadarını üstümüzde taşımak istiyoruz, ne kadarını reasürans şirketlerine devret etmek istiyoruz. O ne demek? Yani şöyle, üstte taşımak ne demek? Yani sigortacıların tabii böyle tabirleri var. Üstüme taşımak, reasürans. Bu nedir? Biraz halk diliyle anlatırsak. Çok kabaca şöyle söylüyorum. Biz 100 birim risk alıyorsak, her şirket sermayesine göre, çünkü mevzuat var, kabaca yuvarlayacağım rakamları, sermayenizin %10'u kadar bir risk taşıyabiliyorsunuz. Dolayısıyla sigorta şirketleri, ortalama bir şirket 100 birimlik risk alıyorsa bunun tam 90'ını diğer şirketlere, Türkiye'deki veya dünyadaki diğer şirketlere bunu satıyorlar bir çeşit. Bu da çok sağlıklı bir şey çünkü işte böyle çok talihsiz bir deprem olduğu zaman tüm riski taşımak istemiyorsunuz. Doğal olarak bir ödeme gücünüzün olması lazım. İki, doğal olarak şirketinizin devamlılığını sağlıyor olmanız lazım. Onun için normalde her bu işe profesyonel ve olması gibi bakan şirket, sigorta şirketi kendi sermayesi ölçüsünde ve ana hissedarının risk iştahı ölçüsünde deprem ve diğer riskleri bir bölümünü
üzerinde taşıyor. Bir bölümünü de diğer şirketlere devrediyor. Dolayısıyla bir hasar olduğu zaman da siz üzerinizde taşıdığınız riski cepten ödüyorsunuz. Geriye kalan rakamı bu riski devrettiğiniz şirketlerden talep ediyorsunuz ve alıyorsunuz. Anladığım kadarıyla sigortada oluşan hasarın büyük bir çoğunluğunu bu bahsettiğiniz yurt dışındaki reasürans adını verdiğiniz yabancı şirketler ödüyor. Ödüyor ve ödeyecek. Doğru mu anlıyorum? Yurt dışı ve yurt içi biliyorsunuz. Evet, Türkiye'de bizim DASK var, Milli Reasürans var. Bunun yanında yurt dışında da büyük reasürans şirketleri deniyor. Yani sigorta şirketleri aldıkları riskin bir bölümünü reasürans, tekrar sigortalama olarak çevirebiliriz. Şirketlere devrediyorlar. Bizler nasıl hani konutu, aracı sigortalıyorsak siz de kendinizi sigortalıyorsunuz. Tabii sigorta şirketi. Peki bulmakta zorluk çekmiyor musunuz dünyada? Yani çünkü Türkiye coğrafi olarak depremin yoğun yaşandığı ve yaşanacağı ve hemen sene işte şu bilmem ne kadar depremin olduğu bir bölge. Yurt dışından size bu teminatı verirken zorlanmıyor musunuz? Biz açık söyleyeyim bugüne kadar hiç zorlanmadık. Bugünden sonra da zorlanılacağını çok düşünmüyorum ama fiyatlar ama artabilir doğal olarak. Ama şöyle bakın, deprem riski tüm dünyada yönetilebilen bir risk. Öyle midir? Yani öngörülebilen bir risk. Sonuç itibariyle o coğrafyada 500 yılda bir deprem olacağını normalde zaten modellemelerinizin içine koyuyorsunuz. Allah muhafaza İstanbul'da bir deprem olma riskini olasılığı dahilinde zaten hesaplamalarınıza koyuyorsunuz. Bu bir matematik işi. Depremler baktığınız zaman 1000 yıla yakın, hatta daha fazla, nerede deprem olmuş, ne şiddette olmuş bunları görebiliyorsunuz. Nerede yoğunlaşıyor görebiliyorsunuz. Yani bir depremin olma olasılığı var. İki deprem olduğu zaman ne zarar vereceği ikinci bölüm ki o işte nasıl bir toprak veya hani temel var, bunun üstüne hangi kalitede inşaat yaptınız, o inşaatı yaptıktan sonra o binayı nasıl baktınız, bakımını yaptınız gibi bir sürü değişken var. Ama bu deprem için olan aynı şey sel ve diğer doğal afetler için de geçerli bu arada. Yılmaz Bey, şimdi bu bölgenin hani bir ekonomik ne kadar bir kayıp, sigortalı kayıp ne kadarını soracağım ama ya benim mesela kafama takılan bir husus var. Hani siz çok eski sigortacısınız. Yıllarda birçok sigorta şirketinde yöneticiliğini yaptınız. Yani şimdi biz yaklaşık bu depremden sonraki halen gündemde ve önümüzdeki günlerde de çok konuşacağız. İşte sağlam olmayan yapı kavramını konuşuyoruz. İşte bu son depremde de şunu gördük ki aslında ne o bina sağlam ne o zemine o bina yapılması lazım. Şimdi bir hukuki süreç işliyor. Müteahhitler yakalanıyor, sorgular. Hukuki süreç yürütüyor. Şimdi bir sigorta şirketinin yıkılacağı belli olan bir yere fay hattının üzerine konut yapılmışsa, işte rezidanslar, koca siteler yapılmışsa, işte yıkılacağı da belliyse bu sigortalanır bir şey midir ya? Ben onu merak ediyorum. Ya bu sigortalanabilir mi? Bire bire risk almak değil mi? Bakın Noyan Bey, siz de daha önce hem benle hem diğer meslektaşlarımla zaman zaman bu konu gündeme geliyor. Örneğin belli sektörlerin sigorta bulamadığı, işte belli sürücülerin yüksek riskli sigorta bulamadığı şeklinde. Esasında tam söylediğiniz de bu. Şimdi belli sektörler var. Uluslararası standartlarda almaları gereken tedbirleri almıyorlar, işlerini, üretim süreçlerini öyle yönetmiyorlar. Ondan sonra sigorta yaptırmak istiyorlar. Ben size bir sürü örnek gösterebilirim ki bir üretim tesisi yangın için tepede sprinklerleri bile yok. Veya çok yanıcı maddeleri açıkta öylece tutuyorlar. Bu sigortanın tam şeyine aykırı değil mi? Yapısı? Ondan sonra niye sigorta yapamıyoruz diyorlar. Hatta çok enteresan örnekler var. Bizim risk mühendislerimiz var. Bu tam da sizin söylediğiniz işi yapıyorlar. Örneğin bir fabrika olsun. O fabrika sigortalanmadan önce gidiyorlar. Bir risk değerlendirmesi yapıyorlar. O risk değerlendirmesine göre de sigortalanabilir veya sigortalanamaz olduğunu belirliyorlar. Çoğu zaman böyle çok trajikomik vakalarla karşılaşıyoruz. Mesela diyorlar ki ya yangın için sizin yangın tüpünüz yok, işte sprinklerınız yok. Zaten o yatırımı yapsam sigortaya ne gerek var diyenler var. Ama şöyle söyleyeyim, tabii bu deprem olsun, diğer doğal afetler olsun, kamunun evet yapması gereken bir sürü şey var, daha iyi yapabileceği şeyler var. Belediyelerin de öyle, müteahhitlerin de, işte kontrolörlerin de, hepsi tamam. Ama burada bizim vatandaşımızın da daha bilinçli olarak yapabileceği
konular var. Veya bir fabrikanız varsa fabrikanızda yangına karşı ne yapacağınız. Türkiye baktığınızda Avrupa'ya kıyasladığınızda iş kazalarının en çok olduğu ülke. Doğru. Neden? Çünkü fabrikalar normal olması gerektiği şekilde çalışmıyorlar. Yangınları ele alalım. Türkiye'deki yangınların %70'i elektrik kontağından çıkar. Elektrik kontağı ne diye baktığınız zaman kalitesiz malzemedir veya yanlış işçiliktir. Benzer şekilde. Trafik kazalarına baktığınızda da aynı şekilde Avrupa'da en yüksek ölümlü trafik kazası azalmasına rağmen, yolların bu kadar düzelmesine rağmen bizde. Neden? Çünkü trafikteki en temel kurallara uymayı en azından şoförlerin bir bölümü reddediyor. Ya aslında burada şunu anlıyorum sizin söylediğinizden. Yani biz çünkü o konutları siz görmeden, bakmadan, analizini yapmadan, risk tespitini yapmadan sigortalıyorsunuz. Beyana tabi. Aslında bir anlamda sigorta şirketleri burada sigortalanmaması gereken yerleri sigortalayıp ciddi de bir katkı sağlıyormuş gibi. Ben öyle algılamaya başladım. Şöyle yavaş konutlarda yavaş. Bu risk mühendisliği yapılmıyor tabii. Fabrikalarda belli bir rakamın üstündeki yerlerde yapılıyor. Buraya da baktığınızda iki taraf var tabii. Yani vatandaşın satın aldığı bir konutun ne kadar kaliteli olduğunu bilebilmesi de uzmanlığı değilse çok mümkün değil. Burada kamuya bu binaların kalitesini denetlemekle görevli hem özel hem kamu hem işte belediyelerdeki kişilere güvenmesi gerekiyor. Bu sürecin doğru düzgün işlemesi gerekiyor. Bu doğru düzgün işlemediği için zaten bugünkü bu bir sürü 50 bine yakın vatandaşımızı kaybedip bu kadar acı çekiyoruz tabii. Aslında biz çok yıllar öncesinde, şimdi bunu bir tespit yapıp sonra bir soru gireceğim. 3-4 dakikamız kaldı şimdi. Biz yıllar öncesinde yapı sorumluluk sigortasını çoktan uygulamaya başlamış olmamız gerekiyordu. O zaman hatta bina yapılırken bu sigortayı uygulayıp bunlarla yaşamazdık. Ne öngörüyorsunuz ekonomik zararı ve sigortalı hasarı, kaybı? Bir analiz yapmışsınız. Benim. Tabii şöyle söyleyeyim size, bugün görünen rakamlara baktığınız zaman bizim tahminimiz sigorta sektörü için 500-600 milyon dolarlık bir hasar ödemesi şeklinde gözüküyor. Burada reasürans, yani deprem modellemelerine baktığınız zaman yaklaşık 2 milyar dolarlık bir risk var. Ama ödenecek risk normal şartlarda 500-600 milyon dolar civarında ekonomik zararlar. 3 aşağı 5 yukarı da bu rakamı tutacağını düşünüyoruz. Konutlar var. Ticarethanelerde, organize sanayi bölgelerinde hasar çok çok az. Hı hı. Kasko tarafında otomobilde ne kadar olduğu çok net değil şu an ama yaklaşık bir tahminde bulunuyoruz. Tabii en büyük bölüm konutlardan gelecektir. İşte biliyorsunuz birkaç gün önce Dünya Bankası'nın yaptığı bir hesap var. Yaklaşık 34 milyar dolar diyorlar. Bunun yaklaşık yarısı 18 milyar dolar civarı konutlardan, bir 10 milyar doları konut dışı taraflardan diyelim. Geriye kalan işte 6 milyar dolar da altyapı olarak 34. Tabii bakın yine istatistiklere baktığınızda Türkiye'de yaklaşık 7 milyon konut deprem olduğu zaman çökme riski yüksek konut. Yani bir şey yapılması gerekiyor. Ve bunların sadece %4'ünde tedbir alınmış vaziyette. Burada çok hızlı bir şekilde bu Türkiye'nin tüm genelinde bu binalara el atılması gerekiyor. Ve öyle gönüllülük esası falan değil. Yani o binada kim varsa çıkarılacak, o bina ya yıkılıp yapılacak ya da güçlendirilecek. Yaklaşık 450 milyar dolarlık da bir toplam maliyet gerektiriyor bu. Bu işin ekonomi tarafı ve Türkiye'de de bu kaynaklar var. İnşaat sektörü bunu yapabilecek durumda. Ama şu kritik, bakın son evin cümle. Doğru yere yapılmasından tutun sonuna kadar denetiminden, sigortalamasına kadar. Ama burada kamu üzerine düşeni yapması gerekiyor, belediyelerin yapması gerekiyor, müteahhitlerin, kontrolörlerin ve o binaları satın alan vatandaşın da tabii. Çok hepsi. Teşekkür ediyoruz Yıldız. Evet efendim, jüri CEO'su Yılmaz Yıldız canlı yayın konuğumuzdu ve depremi konuştuk. Yarın depremin tarım üzerindeki etkisini konuşacağız ve Tarsim yöneticileri bizlerle birlikte olacak. Aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın.